Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes tatbikatı adeta nefesleri kesti. Türkiye'nin en büyük ve dünya çapında da yakından takip edilen müşterek tatbikatı Efes 2024 hız kesmeden devam ediyor. Efes 2024'ün ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri 45 ülkenin katıldığı ve yaklaşık 11 bin personelin iştirakiyle İzmir'de gerçekleşen Efes 2024 tatbikatındaki performansıyla herkes etkiledi. Ayrıca tatbikat alanında Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda bulunan 47 savunma sanayi firmasının TSK envanterinde bulunan ürünlerinin sergisi de yer aldı. Tacikistan ve Türkiye arasında neler oluyor? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kadir'le Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kadir, Türkiye-Tacikistan 12. Karma Ekonomik Komisyonu'nda bir araya geldi. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda iki bakan 4 büyük anlaşma imza attı. Böylece iki ülke arasında 56 maddelik iki eylem planı imzalanmış oldu. Söz konusu anlaşmayla üretim, bilim ve teknoloji, ticari ve ekonomik ilişkiler, müteahhitlik, eğitim konularında her iki taraf için faydalı olacak işbirlikleri geliştirilecek. Türkiye-Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanacak. Teknofest'in bu yıl düzenleneceği yer belli oldu. Bu yıl 7.si düzenlenecek olan Teknofest'te Adana ev sahipliği yapacak. 2 ile 6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleşecek Teknofest'te hava gösterileri, bilim şovları, Teknofest keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler ve daha fazlası yer alacak. Bu yılki festivalde bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisi de açıldı. 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlendi. Aktarılan açıklamada 788.161 takım ve 1.600.000'den fazla kişi yarışacak. Yarışmacılara 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği de sağlanacak. Ev almak isteyenler için yeni konut kampanyası gündeme alındı. Türkiye'de artık gayrimenkul fiyatlarının artışıyla ev almak epey zorlaştı, hatta hayal oldu. Alternatif yatırım araçlarına olan ilginin artması konut piyasasında durgunluğa neden oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki olan Emlak Konut bir kampanyaya gittiğini duyurdu. %4'ü aşan kredi faizleri %1.20 ile 1.50 bandına kadar düşmesi bekleniyor. 72 aya kadar uzaması planlanan vadeler için de konut alıcısına ara ödeme seçeneğiyle artan taksit seçenekleri sunulacak. Kampanyanın hedefi aylık ödemelerin daha makul seviyelere çekilmesi. Binalarda sürdürülebilir yönetimi Türkiye hazır mı? Geçtiğimiz günlerde Sanayi TV olarak katılım sağladığımız Sürdürülebilir Tesis Yönetimi Zirvesi gerçekleştirildi. TESYÖN, APSYON ve Uluslararası Tesis Teknik Müdürlerinin ev sahipliğinde 1500'e yakın katılımın yaşandığı zirve Nişantaşı Üniversitesi Maslak Kampüsü Konferans Salonu'nda yapıldı. Alanında başarılı uzman isimler ve firmaların da yer aldığı zirvede tesislerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine değinildi. Binaların yapım aşamasında tesis yönetim danışmanlığının mecburi hale gelmesinin önemi de vurgulandı. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde sürdürülebilir tesis yönetimi alanında yüksek lisans bölümü açma hazırlıkları da yapılıyor. İki dev isimden Gölcük'e milyarlık yatırım. Ford Otosan ve Koç işbirliğiyle Kocaeli'de mobil otonom robotlar üzerine bir fabrika açıldı. Blue Pet Robotics fabrikasında son teknoloji otonom mobil robotlar üretilecek. Söz konusu robotlarla otomotivden lojistiğe birçok sektörde iş süreçlerini hızlandırma ve maliyetleri düşürme hedefleniyor. Şirket geliştirdiği yazılım sistemleriyle kendi otonom robotlarına entegre edilen özel çözümler de sunuyor. Bu yazılım sistemleri robotların daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak iş süreçlerini otomatikleştiriyor ve
üretim hatlarının esnekliğini de artırıyor. Güvenlik standartı ve enerji yönetimi konusunda da geleceğin fabrikalarını şekillendirmesi hedefleniyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.